Güzel Can. Nasılsın? İyi, senden ne haber abi? Görüşemiyormuşuz gibi sabahtan beri. Kaçıncı toplantımız bu? Kaçıncı görüşmemiz? Hiç açmayalım konuları. Bugün bitecek inşallah. Bugün de bir gün bitecek. Peki, bir şey soracağım sana. Madem benim konumu beğenmedin, sen kendin devrim yapıp kendi konunu sokmak istiyorsun konunun içerisine. Yok estağfurullah. Yani ben bugün herhalde bugünkü psikolojimden dolayı yorgunluğu konuşmak. O zaman soruyu şöyle sorayım konuyu sana. Bugün cuma olduğu için mi? Akşam olduğu için mi, çok çalıştığımız için mi, hiç çalışmadığımız için mi yorgun hissediyoruz ikimiz de? Ben sadece toplantılardan dolayı yorgunuz. Ama cuma gününe özgü bir yorgunluk olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bir de pazartesi gününe özgü. Ama bu mesela bu kafamızda oluşturduğumuz soyut bir şey ya, soyut kavram. Cuma günü. Kim yaptı bunu cuma günü? İşte valla. Ne bileyim, ben yapmışım gibi. Ne sorun bilmiyorum ya. Ama şey yani gerçekten mesela şimdi yeni yılda gelecek ya. Yıl sonu yorgunluğu da var ya, kafadaki o tarihler, milatlar, işte gün dönümleri, mevsim dönümleri. Yani mesela anlamsız, Mart'ın birinden sonra anlamsız bir böyle hareketlilik geliyor ya böyle. Yani ne olacak? Bir hafta önce oturuyorduk mis gibi. Hatta hava daha kötü oluyor Mart başında mesela çoğu zaman. Ama o böyle zihinsel ön hazırlıklar bizim biraz o tarihlerde ya da o durumlarda ne yapacağımızı çok belirliyor. Bunun biyolojide adı da var. İleri bildirimli refleks. Vallahi böyle bir şey var. Mesela merdiven çıkarken, daha önce onu konuşmuşuzdur muhtemelen, çok derste falan da anlatırım. Işık sönerdi ya eskiden otomatların olduğu zaman. İşte merdiven çıkarsın, en son basamaktasındır ama basamak sayısında bilmiyorsun yani basamak var mı yok mu ikircik. Her ihtimale karşı basamak varmış gibi hazırlık yaparsın ama basamak yoktur. Sen böyle bir düşme tehlikesi geçirsin. Halbuki düz zemine ayak atacaksın. Normalde yürüdüğün bir yer. Niye düşme tehlikesi? Çünkü beynin önünde basamak varmış gibi hareket ayarladı. Bütün kaslar, kemikler ona göre. Denge sistemi ona göre pozisyon aldı. Basamak olmadığı için düştün. İşte kafada da aynı şeyler oluyor aslında. Mesela yılbaşı. İşte bir sürü insanda bu işte yılbaşı gecesi depresyonu var. İşte hayal ettiği gibi insanlarla olamıyor, bir şey olamıyor. Çalışmak zorunda kalıyor falan böyle. İntiharlar artıyor mesela yılbaşı geceleri. Ya da işte pazartesi sendromları. Bunların tamamı zihnimizin kilitlendiği bazı tarih ve o tarihleri atadığımız işte ya da saatleri atadığımız bazı durumlar. Kendimde de herkese de beni çok eğlendiriyor. Her gece oluyor mesela. Oo saat 12 olmuş. Demin de 11 olmuştu. Ama o saat 12 olmuş. Bal kabağına kadar giden bir şey var bunun. O 12 bizim için aslında hiç önemli olan bir şey değil ama zihin böyle epizodik çalışıyor. Bir şeylere bir değer atıyorsun ve onun üzerine gidiyorsun. Mesela cuma işte bundan yani. Hele ki hafta içinde bunların hepsi ediyorsan, işte tüm kötülük şu plan yapma hevesinden çıkıyor gibi geliyor. Tabii. Şu gelecekle alakalı. Ama o da olmadan da olmuyor ya. Yani hani böyle bir yarından bir sonrakiyle alakalı plansız olsun falan hikayesi. Kral Sami'nin... Ben Mustafa Acungil'den çevik yaşam almaya başladım. Bak ona göre mevzu değil. Yani ne zamandır alıyorum Allah'a. Yani tabii ki. Kral Sami, açık beyinciler bilirler. Üniversitede biz beraberken bana şey demişti, ben plan yapmam, plan benim hareketlerimden doğar. Napolyon'un sözüymüş. Ben bu sözü çok beğenince de hemen arkasından demişti ki Vatul da kafasını kayalara çarpana kadar bu prensip gayet güzel devam etti diye. Tabii Napolyon olacaksan bazı planlar yapmak lazım ama gerçekten normalde hayatta ben de plan yapamayanlardan, yapsa da uyamayanlardanım. Çünkü yani bunu da yaş kemale erince anladım niye öyle olduğunu. İnsanın fabrika ayarları... Hangisini aldım? 3. ciltte anlatmaya çalışıyorum bunu. 1. ciltte de var ama 3. ciltte biraz daha detaylı bahsediyoruz. Bu arada 3. cilt daha çıkmadı bilginize. Çıkmadı evet. Yakında çıkacak. Belki bunu seyrettiğin sırada çoktan çıkmış. Türkiye'de rekor kırmış ve bilmiyorum bir şey olabilir. Niye? YouTube'da sonradan da seyrediyorlar ya. Adam belki bir sene sonra seyrediyor. Lütfen herkesi kapsayalım. 15 Kasım yaklaşık çıkış tarihi bu arada. 2020. Oradan anlatmaya çalıştığım gibi biz aslında tabiatta ne zaman ne olacağı belli olmayan bir ortamda yaşamak üzere özel dizayn edilmiş. Ama aynı zamanda bu ne zaman ne olacağı belli olmayan yani belirsiz ortamda da şartları kendisine göre dönüştürebilme becerisiyle donatılmış bir canlıyız. Fakat içinde yaşadığımız şimdiki 21. yüzyılın medeniyeti her şeyin bizim için önceden hazırlandığı, kariyerlerimizin hatta kaderimizin bile neredeyse sistem tarafından çizildiği bir yapı arz ediyor. İşte 9-5 mesai, hafta sonu tatili, yazlık izin falan gibi şeyler var hayatımızda. Yani kaderimiz sistem tarafından çizilmemiş diyen hemen herkesin işe gitmek için sabahleyin erken kalkma ve işini bitirerek eve dönmeyle alakalı ana kurgunun nereden doğduğunu Hani bu insan varken var olmadığını, bunun son birkaç yüzyılın hikayesi olduğunu bir hatırlatmak lazım. Evet, çünkü hemen dinlerken evet, şey diye itiraz edecek ya zihin. Yok canım, sistem benim o kadar da değil, niye böyle yapıyorsunuz falan. Hayatınızdaki bir sürü şeyi, mesela belirlenmiş kaldırımlardan yürümeyle alakalı tavrı Türkiye'de 80 yıl öncesinde eğitim olarak verildiğini, 80 yıl öncesinde yani hani böyle kaldırım olmadığı, yol ya da yürünebilir her yerin yol olduğu bir dünyadan hani böyle bir sisteme doğru geçtiğimizi ve bunların hepsinin aslında bir sürü bizi yönlendirdiğimizi. Aynen Savaş. Mesela İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük şehirlerde arabanın icat edilmediği bir paralel evrendeki şehir yapısını düşün. Yani bu şehirler arabalar için. Araba yollarının etrafına organize edilmiş bir şeyler. Yani kendi yaptığımız medeniyetin ya da teknolojik araçların hayatımızı şekillendirmek zorunda olduğu bir takım tercihler yapmışız. Biz onlara göre hayatımızı şekillendiriyoruz. Dolayısıyla tabiatta işte insanın fabrika ayarlarının mantığının temelinde var. Tabiatta çok becerikli olduğumuz bazı alanlar şimdi yok, yani biz o becerileri kullanamıyoruz. İşte bu geleceği planlama hastalığımız da biraz buradan geliyor. Bütün kurduğumuz modern medeniyet 200-250 senedir, yani sanayi devriminden sonra makine gibi işleyen, hatta adına işte ekonomi cihazı diyebileceğimiz devasa bir sistemin çalışmasına endekslenmiş bir şey olduğu için bunun içinde hepimizin küçük çarklar gibi bir şeyi var. Yani bir plana, programı, dönme açısı, dönme hızı bir şey olması lazım. Yoksa ne oluyor? Uyumsuz oluyorsun sisteme. Tabii küçüklükten beri de böyle yetişince işte haftamı planlayayım, yeni yılda diyete başlayayım, pazartesi kesin yapacağım. Hatırlarsan. Yani neredeyse Sami evde kalıyordu o yüzden. Pazartesi yapacağım. Aa, anlatacağım bir gün Can Canan'da bunları. İfşa edeceğim. Yani hep böyle bir tarihe. İşte sevgili Kaan'ı burada tekrar almak isterim, eski ev arkadaşım. Beraber asistanlığa başlamıştık işte. Kadroya geçeyim kesin kitap yazacağım diyordu. Sonra bir işte asistanlık şeyi, master'ı bitirelim kesin kitap yazacağım. Sonra dedi ki doktora bitsin kesin yazacağım. Bu arada hep aynı kitap yazılıyor falan işte. Gitti en son profesör oldu, dedi ki artık emekli olunca. Yani şu anda muhtemelen onu bekliyor. Yani böyle devamlı bir hem ertelemenin bahanesi hem de zaten yapmayı düşündüğümüz o büyük şeyler genellikle hayatı yönlendiren sistemle uyumlu olmadığı için, yani teröristçe şeyler olduğu için, yani bir şey olsun da böyle bir rahata çıkayım, öyle yapayım falan diye bekleyerek hayatı harcama gibi bir durum var. İşte bu mesela, bu yorgunluk, ben çok şükür bu arada, biz sanıyorum hepimiz adına konuşabilirim. Biz çok özel insanlarız. Çünkü sevdiğimiz işi yapabilmek nasip olmuş. Bak tam ezan okunuyor hem de, bak nasıl... Geçen böyle bir şeyde konuşurken arkadan zor diye ezan okuyup yapken ona denk getirdim. Tamam. Özellikle bunu ayarlıyoruz arkadaşlar. Belli konularda tabii, belli. Nasip olmuş şeyler dedim, ezan başladı. Evet, tabii. Yani görüyorsun. var bir şey var. Biz şimdi mesela hakikaten bunu hayatımızda yaşamıyoruz. Yani o belli şeyler olsun da dışsal bir takım faktörler gerçekleşsin de ben kendimi gerçekleştireyim ya da şu kafamdaki proje yapayım. Bizim yaşam stilimiz tamamen zaten kafamızdaki mesele var. Çok şükür yani onun peşine gidiyoruz. Ama dışsal bir mesaiyle sürekli mesela eğlenmek için hafta sonu tatilini ya da yıllık izni ya da emekliliği bekleyen insanları düşün. Bu bizim insan popülasyonun çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Yazık yani. Düşünsene, bütün gün bir şeyde çalışıyorsun ya da okulda okuyorsun. Geçiştiriyorsun, geçsin diye bekliyorsun. O arada da işte onu kazasız belasız geçiştirmek için bir sürü plan yapıyorsun ama her zaman bir şey ters gidiyor. Mesela İstanbul'da trafik oluyor abi. Ne yaparsan yap. Ben 3-4 sene önce öğrendim İstanbul, hatta 5 sene oldu. İlk geldiğim zamanlar 3 gün boyunca 2'şer tane randevu vermiştim İstanbul'da. Bir günde randevuların biri bu yakada, biri öbür yakadaydı. Yani Anadolu'daki Avrupa yakası. O gün öğrendim, o 3 günde. İstanbul'da bir günde 2 randevu verilmezmiş yani. Oğlum gidemiyorsun ya. Yani. Aynı yakada hiç verilmez gerçekten. Evet. Dışsal faktörler seni çok kolay böyle dağıtabiliyor ve bunlara hep sen kendi hatanmış gibi görüyorsun. Yani sistem mükemmel, ulan ben salaklık ettim, yetişemedim falan. Bu çok ciddi bir ruhsal yük yapıyor. Aslında Murphy yasaları her zaman orada. Yani yaptığın her plan komplikeliğin nispetinde, dış ortamdaki şartlara dayanması nispetinde ters gitme potansiyeli taşıyor. Dolayısıyla bir kere bunu fark ettiğinde böyle bir rahatlama gelmesi lazım ama gelmiyor. Çünkü insan genellikle bu gerçeğin farkında olmuyor. Onun bence en güzel gözüktüğü yerde mesela işte bu yoğun bir mesai haftasının arkasından hissedilen cumartesi olsa da bir yaysak yorgunluğu ya da Allah kahretsin pazartesi geliyor. Mesela şöyle özetlesek bu hikayeyi, işimizi kolaylaştırır mı? Hani böyle tanımlıyor olsak. Yaptığımız her şeyle ilgili yaptıktan sonrakindeki sonucun anlamı yok. Yapıyor olma halinin anlamı var. Değerli olan, süreci belirleyen, aslında bizi biz yapan yapıyor olma hali. Ama yaptıklarımızı sadece şöyle tarif etmeyeceğiz. Yani sadece iş ya da para kazanmak için yaptıklarımıza yaptıklarımız demeyeceğiz. Çocuklarımıza geçirdiğimiz vakti de yaptıklarımız diyeceğiz. Ailemize geçirdiğimiz vakti de yaptıklarımız diyeceğiz. Bunların hepsini yaptıklarımız diye kabul edeceğiz ve yaptığımız her şey, mesela çocuk bir okula başlasın demeyeceğiz. Çocuk şimdi yanındaysa çocukla beraber geçirdiğim vakti değerli bulacağız. Ya da iş, şu iş şöyle olsun da bak şu kadar para gelsin demeyeceğiz. Bu işi ne yapıyorsak sevelim ya da sevmeyelim. Yani bu arada hani ne kadar sevdiğin işi yaptığını düşünüyorsan da, ben de öyle. Bunun bazı yanılsamaları var. Evet, gerçekten genel kapsamda çok sevdiğim bir işi yapıyorum uzunca bir süredir, sıkıntı yok, ama bu işin neredeyse %30'u 40'ı da tiksinerek yapıyorum yani. Sıradan insan faaliyetleri var. Bir sürü var ve amelelik var işin içerisinde ve o ameleliği, yani 20 yaşında başladığım şekliyle hala devam ettiğim amelelik de var işin içerisinde. Ve mesela bunu 40 yaşındayken ya da işte 35'indeyken şey diye düşünüyorsun. Ben bunu atlarım. Hani bunu yapamam. Ama 40'ını 45'ini bulunca bunu hiç atlayamayacağını, ömrün boyunca o sürecin seninle devam edeceğini de anlıyorsun. Tabii idealler burada çok eğlenceli. Bir şey idealize etmek, hani fayda sağlamak falan, hani o tarz şeyler çok eğlenceli, ama galiba şeye konsantre olma. Yani yapıyor olduğun hale. Biraz daha şimdiki zamana konsantre olma. Sanırım bu problemi çözüyor. Çünkü aslında yorgunluktan çıkıp buraya kadar geldik ya mevzu. Yani plan yapma, plana uymaya çalışma ya da uyamama. Bunların hepsi işte belli başlangıçlar belirleme bilmem ne falan, aslında bizim o bedenen bildiğimiz standart yorgunlukların dışında başka bir yorgunluk formülü oluşturuyor. Aslında bunun dedikodusunu yapıyoruz tam kayda girmeden önce. Çok enteresan bir şey oluyor aslında. Bak, ben buraya gelirken, yani aşağı park ettim, şuraya doğru yürürken aklımdan geçen şuydu, yani konunun buraya gelmesi çok ilginç. Nereden bilmiyorum, etraftan bir şey duydum. Mesela çocuklar okul okusun, diploma alsın ve sonrasıyla ilgili ailelerine sorsan şimdi çok, yani %90 şöyle bir cevap alırsın. Ya bir kendi parasını kazansın da. Yani ben bir para kazanmaya başlayayım da. Şimdi buradaki bir ağır bir hastalık hissi geldi bana aşağıda gelirken. Çünkü para kazanmak aslında mümkün olan bir şey de ne yapacaksın o parayı? Yani o parayı kazanma durumuna gelebilmek için harcadığın senelerce emek, işte dirsek çürütmeler, çalışmalar etmeler, sonra mesela bir maaş ya da işte bir gelirin olmaya başlıyor. De sonra ne yapacaksın abi? Yani o para, işte diyoruz ya, trilyonlar vereyim ne yapacaksın? Yapacak bir şeyin yoksa o parayı kazanmanın bir anlamı yok ki. Yani senin biraz önce bahsettiğin hikayede bütüncül, kuşatıcı bir anlam olmadığı takdirde yaptığın hiçbir işte sana bir tat, lezzet vermiyor neticede ve geriye sadece bir zihinsel ya da bedensel, genellikle zihinsel yorgunluk kalıyor. Bu hep konuştuğumuz işte kişinin hayata dair anlamı, hikayesi. Yani biz şimdi burada işte eğitimdir, YouTube'dur, efendim işte bizim webinarlardır, online eğitimlerdir. Biz bunları yaparken abi hiç böyle kuruş muruş hesabı yapmıyoruz ki. Yani ona bir şey bul, onu yapalım, bunu anlatalım. Bak millet bunu sevdi, şunu şuradan anlatalım, böyle soru geldi, buna cevap verelim derken ortaya bir değer çıkıyor. Ve o değer bir şeye dönüşüyor. Bir de sadece onun o tarafıyla uğraşmıyoruz ki aslında, işe bakarsan oradaki uğraştığımız hikaye işin belki %50'si. Öteki %50'de aslında hayatla alakalı problemler, cevaplar, süreçlerle alakalı, bunu konuşmak, bunun bilmecesiyle oynamak, buna doğru cevabı bulmaya çalışmak da anlamlı, değer üreten, fayda üreten içeriği üretmekle ilgili çaba sarf ediyoruz. Oradan bir fikir çıkınca YouTube'da, webinarda ve bilmem ne de değerli hale geliyor. Hani geçirdiğim vakti. Sen de bunu sıklıkla yapıyorsun, ben de yapıyorum. Yani toplantıya oturup çıktığımızda toplantı notunun dışında aklıma ne geldi baksana falan diye. Yani hani esas ben toplantılara bana o yüzden giriyorum. Yalan yok yani. Orada bir şey çağrışıyor. Mesela bir şey izliyorsun, yaptığın işle ilgili bir şey çağrışıyor. Ve gerçekten yorgunluksuz hayat yaşamanın, bak videonun başlığı bu olabilir. Ozan'a buradan sevgiler gönderiyorum. Bugün kamera arkasında Gökay var. Ozan yok. Dönünce Ozan'a göresim geldi ama alışmış Ozan'a. Yorgunluk olmadan yaşamak mümkün. Ama bu da yine anlama bağlı işte. Yani yaptığın şeyin içerisinde bir anlam varsa, daha doğrusu yaptığın şey bir anlamın içerisine oturuyorsa, o attığın adımlar bir yere doğru gidiyorsa, ama bu niye olamıyor? Yani her insanın bir anlamı oluyor da, ama gerçekten çok hastalıklıymış. Yani şimdi konuşunca da fark ettim. Ya eli bir ekmek tutsun, bir para kazansın, bir kendi ayakları üstünde dursun. Ayak üstünde durunca nereye bakacak? Eline ekmek tutunca neresine yiyecek? Yani nedir bu? Bu aracın amaç haline gelmesi meselesi sanıyorum bizi. Ama bu bir hipnotik öyküler hikayesiyle de ilgili. Yani çok eskiden bu yana taşıdığımız, bizi neredeyse hipnoz seviyesinde oturmuş öykülerle alakalı. Mesela bu Eli Ekmek Tutsun hala çok gerçek. Yani Türkiye'de özellikle belirgin bir şekilde gerçek, ama bu gerçekliğin nedeni bence hala 2. Dünya Savaşı ve 1. Dünya Savaşı kaygısının getirisi. Tabii. Hala oradaki öyküyü aslında biz üzerimize üstleniyoruz. Yani çocuk bir eli ekmek tutsun da sersefi ziyan olmasın, çünkü gerçekten o dönemde birileri çok ağır sersefi ziyan olmuş. Açlıktan ölmüş sokakta, ya da soğuktan ölmüş, hastalıktan ölmüş, ilgisizlikten ölmüş falan gibi bir şeyler var. Herhalde onun etkisi hala devam ediyor. Etkisi ve şimdi bu mesela farklı toplum katmanları içerisinde farklı şekillerde ihtiyaca cevap verebilir. Mesela geçenlerde işte Hindistan'da uygulanan bir eğitim yöntemini dinliyorum YouTube'da. 3 farklı metot uyguluyor bir ekip işte. Bu Satguru'nun gönüllülerinden oluşan bir ekip. Bir tanesi gerçekten işe, paraya vesaire ihtiyacı olan, çok böyle düşük gelir düzeyinde yaşayan yerler için hızlı meslek edindirmeye yönelik, hemen beceri kazandırmaya ve erken yaşta hayatta bir işte iş yapabilmeye yönelik bir eğitim var. İkincisi böyle daha akademisyen olmaya, daha işte dünya çapında ya da ülke çapında rekabet etmeye yönelik, daha ileri düzey akademik bilgiye meraklı, biraz ekonomik düzeyi yüksek ve çocuklarının hani böyle hemen bir meslek kazanmasına ihtiyacı olmayan ailelerin tercih ettiği bir şey. Bir de tuzu kurular tabiri caizse. Yani her şeyleri var ve çocuklar için şöyle bir şey istiyor. Yani bizim çocuklar değişik bir şey olsun. Ona da bir okul yapmışlar mesela. Çok ilginç. Okulda hiçbir şey öğretmiyorlar. Yani okulda tek öğrettikleri kendilerini rahatça ifade edebilsinler ve hiçbir şey yetiştirmek zorunda olmadan hayatı izlemeyi öğrensinler. İşte ön yargısız bir şekilde böyle farklı insan gruplarıyla tanışınca onlara etiket yapıştırmamayı benimsesinler falan filan gibi. Galiba 18 ay mı dediğine öyle bir süresi var ve onun dışında da tutmuyorlar okulda. Çünkü çoğu öğrenci gitmek istemiyor. Çünkü orası çok eğlenceli olduğu için. Ondan sonra hadi hayata. Mesela orada söyledikleri şey çok ilginç. Sonuçta ne olacakları bizi ilgilendirmiyor diyor. Ne istiyorlarsa onu olsunlar. Biz nasıl derler ona, kamil bir insanın sahip olması gereken vasıfların elde edilebileceği bir ortam hazırlıyoruz sadece. Şimdi nasıl biri olacağıyla ilgili, ne olacağıyla ilgili değil işte. Tabii, aynen. Yani insani kaliteleri yüksek olsun. Şimdi sen herkesi en baz düzeye göre bir eğitimden geçirirsen, işte ondan sonra diyorsun niye bizim böyle işte orijinal fikrimiz, bilmem nemiz, bir şeylerimiz, insanımız niye kendini iyi ifade ediyor? Yani iyi ifade edecek adamı da sen eli ekmek tutsun diye uğraştırıp duruyorsun. Belki onun eli ekmek değil, ayı güneşi tutmalı, başka bir şey tutmalı yani. Bu ayrımı yapabilecek olgunluğa gelmek lazım artık. En azından tabii bunu yani böyle bir ülkenin her tarafına hizmet vermeye çalışan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklemiyorum elbette ki. Ama lokal olarak baktığımızda mesela şehir bazında, hatta mahalle bazında böyle organizasyonlara izin veren esnek bir yapımız olması lazım. İnsanların bu konuda inisiyatif alması lazım. Her grup, her insan böyle yetiştirilmek zorunda değil. Çünkü bu kaliteli zihin gücünün kıyımını gerektiriyor. Yani sen 10 küsür sene insanları böyle bir sistemin içinde okutursan, bir süre sonra ne kadar ulvi düşünceleri olursa olsun geriye şey kalır. Ben para kazanmıyorum ya. Yani suçlu hissediyor kendini. Bir değer üretip de onun maddi karşılığını alabileceğini düşünemiyor bile. Yani önce değer üretmek mesela. Bu hiç gelmiyor aklına. Bu bence çok önemli bir çarpık ve konudan sapmadık aslında. O yorgunluğu bu getiriyor abi işte. Gerçekten yorgunluğu, hani şu ilkokul 1 hikayesi, tahmin ediyorum hızlı bir şekilde sen de hemfikir olacağın şeylerden bir tanesi. Yani ilkokul 1. sınıfta 6 yaşında çocuk bir sınıfa giriyor. Standart bir amcaya öğretmen demeyi, 40 dakika boyunca susmayı ve zil çalınca, mesela ilk seferlerde şöyle oluyor. Ben bir sürü öğretmenlik yaptım, biliyorsun hikayeyi. Yani evet. Zil çalıyor, çocuk çantayı alıyor, gidiyor. Tamam da yeterli yani. Tamam yani. Tamam, bu eziyet bir tane mı var bundan diyor. Yani gerçekten bundan bir tane yaptım. Bir tane yaptım yani. Bir içeride durdum yani. Bir daha mı içeri gireceğiz diyor. Ona adım adım şeyi öğretiyorsun yani. Bak, bir daha zil çalacak, içeri gireceğim. Bir daha zil çalacak, dışarı çıkacağım falan. Seve seve yapacaksın bunu. Seve seve yapacaksın falan. Çünkü sevmesi için başka havuç var. Sosyal bir alan orası. İşte birbiriyle hafif yarışlar kuruyorsun falan. Statüler bilmem ne falan. Aslında özünde Hani birinci sınıfa giren çocukla dördüncü sınıfta ilk bölümden çıkan çocuğun aslında temelde öğrendiği 40 dakika boyunca bir yerde, günde 6 saat 8 saat bir yerde durabilme, işte gelen birilerine amca yerine öğretmen deme, sınıfta da birbirlerini mümkün olduğunca az sınırda rahatsız edecek bir sosyal yapı kurmaya dayalı. Geri kalan öğrettiğin şey işte yani yarı ezber, yarı yani öğrenimin asıl edinimin boyutu bu boyut. Zil çalınca şu yapılır ya, Pavlov'un eğitim hiyerarşisi. Işte. Burada oluşturduğun öykünün sonucunda o çocuk şeyi düşünemiyor ki yani. Aa, okuma yazmayı öğrendim. Bu ne kadar büyük bir zenginlik. Hani bununla alakalı bilmem ne falan diye bir şey aklına gelmiyor ki. Yani bununla ilgili düşünebilecek bir performansı. Ya da orada o öğrendiği şeyler arasında ya öğrenim sürecinin kendisinin içinde o sürecin hazzını alıp da lan bunu öğrendim, hoşuma gitti ve ben burada iyiyim demeye bile fırsat olmuyor. Çünkü onun için her doğru cevaplanan test sorusu, her efendim işte aşılan aşama neyse eğitimde sorduğumuz quiz mi yapılıyor, beden eğitiminde taklama attırılıyor, işte flüt gibi lüzumsuz, blok flüt gibi lüzumsuz bir aletten hölülü notası doğru mu çıkarılıyor. Bunu yaptıktan sonra çocuk kurtulduk Allah'a şükür modunda geçiyor oraya. Yani bütün her şey kurtulduk. Bu beyin bunu ne yapıyor? Güzelim coğrafya, güzelim matematik, güzelim biyoloji, güzelim fizik. Hepsi siliniyor abi geçtikten sonra. Çocuk diyor ki lanet olsun bir daha sizi görmek istemiyorum. Bu cümleyi aynen Cem İlmaz okul hakkında kurdu. Ben bitirmişim, daha da görmek istemiyorum. Doğru. Yani insanların okula yaklaşım tarzı bu oluyor. Eğitime ve bilmeye yaklaşım tarzı. Yani kendi insanımıza ne yaptığımızı biliyoruz da fark etmemek için bayağı bir debeleniyoruz. Yani şu okuldan geçmiş herkes bu bizim söylediğimiz şeyleri yaşadı. Yani birebir biliyor. Okulu sadece arkadaşların için, bir de böyle kafana uygun, hoşuna giden ya da aşık olduğun gençlik döneminde bir öğretmenin için seversin. Onun dışında okulun tatlı bir yanı bırakması mümkün değil. Ha, çok özel bir proje okulunda bilmem ne değilsen, çok böyle marjinal bir... işte çok spesifik bir öğretmene denk gelip yani çabalayan biriyle denk gelmediysen... Ve yani bu... İnsan potansiyelinin kendi kendini imha etmesinin en açık örneği yani. İnsan kendi potansiyelini imha ediyor. Bizzat gencecik çocuklara böyle bir sistemi kurarak. Şimdi yani geçtiğimiz 3 aydır falan işte bu pandemi ve sonrası dönem hiç olmadığı kadar ben eğitimcilerle işte böyle webinarlar vesairelerle böyle bayağı bir kanka olduk biz yani. Ve hani bu denize düşen hemen bir can simidi arıyor. Aga ne yapacağız biz bu ortamda diye. Eskiden çok söylerdim yani eğitim sisteminin içerisindeki boşluklarda alabileceğiniz çok inisiyatifler var. Zannettiğinizden daha büyük inisiyatifler ve o küçük inisiyatiflerle devrim yapabilirsiniz diye. Bugün eğitim sisteminin hani zoraki gereksinimleri küçük adacıklar halinde arada okyanuslar var boşluklarla dolu. Yani online eğitim bilmem ne daha hiçbir şey oturmadı ki. Dolayısıyla tam şu aşama işte böyle devrimlerin yapılabileceği aşamalar. Tabii ki hala evlerimizden eskisi gibi çıkıp da okul binalarını dolduramıyoruz. İyi ki de dolduramıyoruz. Bu biraz daha sürerse çünkü mecbur devrim yapmak zorunda kalacağız. Mesela üniversiteler kara kara düşünüyor, liseler kara kara düşünüyor, ilköğretim bayağı koyu kara düşünüyor. Yani oradaki durum daha kötü. Çünkü bir de anne babayla çocuk ilişkisinin boyutu var o işin. Bütün bu hikayede şimdi köklü bir devrim yapmak mümkün. Ama bunun için önce şu eski eğitim, güzel eğitim günlerimize geri dönelim eblehliğinden bir kurtulmamız lazım. O güzel değildi. Ya mesela burada azıcık örnekle konuyu pozisyonlamak istiyorum. Yani bir yorgunluk çocuğu... dedik gene eğitime geldi bak görüyor musun? Çünkü yorgunluk dedik, planlama dedik. Planlamadan yani planlanmış hayatlarımız sistematiğine ister istemez de eğitime geldi hikaye. İzdek halen düzgün devam ediyor aslında. Bu anlattığın eğitimle alakalı hani devrimsel diye anlattığın öyküdeki örneklemek gerekiyormuş gibi geliyor bir miktar hani bir sohbet ederken de. Şunun gibi kullandığımız cümlelerdeki kelimenin anlamları önemlidir. Anlamını bilerek kullan bir edinim durumu. Evet. Bu kelimeleri sırayla ezberle bir öğrenimdeki başka bir hikaye durumu. Bip duyunca bunu söyle. Bip duyunca bunu söyle, bunu söyle. Bir çocuğa başından itibaren kullandığı ya da okuduğu kelimelerde bilmediği kelime anlamına rastlayınca bunu sorgulamayı edindirtmek asıl hikaye, asıl okulun formülü bu. Yani okul böyle şeylerle ilgilenmeli. Aa bu kelime ne anlama geliyormuş, aa bu mu demek, böyle mi demek falan diye düşünen birey organize etmek. Sonra o kelimelere zaten ihtiyacı duyduğu kadarıyla ilgilenecek. Biyolojiyle ilgiliyse biyolojik bilimin içerisindeki terim ya da kelimelerle, ya da işte edebiyatla ilgileniyorsa edebiyatın içerisindekilerle, onu zaten merak ettiği alanla dolduracak. Sorun bunu bilmemekle ilgili. Çocuk dışarı çıkıyor. Hani en büyük yaşadığımız problemlerden bir tanesi ya, konuştuğumuz kelimelerin 1/3'ünün anlamını bilmiyoruz. Hep beraber anlamını bilmiyoruz. Mesela neyin anlamını bilmiyoruz? İroniyle beraber. Mesela anlamın anlamını bilmiyoruz. Tamam. Yani bu kadar da. Başka bunun içerisinde demokrasinin de anlamını bilmiyoruz. Ya da işte canlı dediğimizde onun da ne demek olduğunu. Benim sonraki kitap onunla ilgili ya, manevi, dini bir şey değil ki. Mana, anlamla ilgili, anlam dünyasıyla ilgili. Ama sen de orayı kaşımayı seviyor musun konuyla? Yani çünkü bu bile bak, bu kelimenin manasını anlamayayım diye hazır bir dini formüle irca etmişsin. Onu dini zannediyorsun. Değil abi, düşünmen lazım. Yani akletmen lazım. Onun üzerine kafa yorman lazım. Şimdi İngiltere'de bir arkadaşımız var. Açık beyin takipçileri yakından tanır ama isim vermeyeceğim. Kendisi şimdi bir İngilizce kursuna gidecek. Orada İngilizce okullarına gidiyor. Yıllar önce duyduğum ve bugünlere kadar geçmiştir diye umduğum bir şeyin hiç geçmeden devam ettiğini bana tekrar hatırlattı. Türklere İngilizce öğretmenin zorluğu başlığı altında bütün dünyanın, G20 ülkelerinin birleşip de çözmeye çalıştığı bir sorun var. Bizim mesela sadece kendi dilimizi bilmemekle ilgili değil, bir de kendini ifade edememekle ilgili bir sorunumuz var. İfade etmekten korkma durumu var. Yanlış yapmaktan ödü kopma hali var. İşte bu arkadaşımız da girmiş derslere. Çok özür dilerim. Yine aslında birazcık övgü verdin arada. Yanlış yapmaktan korkmak gibi. Bence öyle değil. Bence bildiğini ifade edemiyor. Ama yani yeterli kelime bilgisini kullanamamakla ilgili. Ama şimdi şundan söyledim onu. Gerekli kelime bilgisini biri her zaman öğretemez. Mesela biz dil öğrenirken, kendi ana dilimizi öğrenirken anne babamıza karşı yanlış yapma korkumuz çok az olduğu için rahatlıkla kötü denemeler sonucunda doğrusunu öğrenebiliyorduk. Şimdi bizim burada böyle bir ezilmişlik psikolojisi içerisinde ben yanlış söylersem rezil olurum. Hatta bazı işi abartıyor, Türkiye'yi rezil ederim falan filan. Ya saçmalama, ne alakası var? Yani biz mesela buraya gelip de kırık İngilizceyle konuşan bir adamı nasıl güzel bağırmamız olsa. Ne güzel bak, böyle Türkçe'de merhaba demeyi öğrenmiş. Sevimli buluyoruz. Ya orada da çok farklı bir şey yok. Ya bunu tabii zihnen hepimiz biliyoruz ama konu bu değil. Biz opresif yetiştiriliyoruz. Yani birileri otorite, işte demin dedin ya, şu öğretmen, o zil, böyle falan. Birilerinin bize ne yapacağını söylemesi lazım. Bak çok ilginç, diyor ki mükemmelim diyor. Neydi? Gramer konusunda mükemmelim diyor şimdi. Hoca diyormuş ki sen benden iyi gramer biliyorsun. Anlatan hoca. Demiş ki onları biz zamanla komando gibi eğitimini aldık. Bize hepsini öğrettiler. Adam diyor niye konuşmuyorsun? Ne bileyim ben. Yani konuşamıyor. Mesela ben kendisine telefonda görüntülü görüşürken ilk sorduğum soru şuydu. İngilizce konuşabiliyor musun dedim. Uzun uzun bana kursla ilgili bir sürü sorundan bahsetti. Ya dedi her şeyi öğrendim dedi. Kelimeler ezberliyorum ama dedi bir türlü konuşmaya gücüm olmuyor. Ben dedim sana ne sordum? İngilizce konuşabiliyor musun? Yani gidip birileriyle konuştun mu? Dedi. İngilizce konuşmadığın için konuşamıyorsun. Çünkü dil öyle bir şey. Ya rahat rahat salacaksın abi kendini. Bu kendini ifade etme sorunsalı. Hayatın her alanında, sadece İngilizce öğrenirken değil, hayatının planını çizerken, amacını belirlerken, hayaline doğru adım atar. Abi düşünsene. Rezillik çok büyük. Şimdi bazısı sen ben gibi tiplere konuşunca gıcık oluyor. Yani mesela işte diyelim, atıyorum felsefe konusunda bir şey söylüyorsun ya da inanç konusunda bir şey söylüyorsun. Hatta bilim konusunda bir şey söylüyorsun. Öyle değil. Artist oturmuş konuşuyor. Bir halt bilmiyor işte. Yayınlarına baktım yeterince yok falan diye. Bu arada evinde oturmuş normal işte bilgisayarcı arkadaştan bahsediyorum. İşte ekşi sözlükte yazılanlar falan. Yani o Türk cehennemi var ya, hani herkesin birbirini bacağından çektiği, o yüzden başında nöbetçi zebani beklemesine ihtiyaç kalmayan yer. O durumu oluşturan şey işte bu süreç içerisinde verdiğimiz baskılama. Yani devamlı ama zımni, yani de her bir aşamada bunu yapıyoruz. Ondan sonra mesela şu lafı ben çok duyuyorum haricinde. İyi bir mentorum olursa ben çok güzel yaparım. Lan onu babam da yapar zaten. İyi bir mentörü olan zaten yapar. Ya iyi bir programcısı olduktan sonra bilgisayar her şeyi yapıyor. Ya önemli olan sen ne yapıyorsun? İşte buradan buraya geçememe nedenimiz bütün bu hayatı algılayış biçimimize çok yakından alakalı. Biz galiba konuşa bu söylemi değiştirebiliriz gibi geliyor. Çünkü bu gerçekten dalga geçilecek bir konu. Bir süre sonra insanlar bunun gerçekten dalga geçilecek bir şey olduğunu anladığı zaman yapmazlar diye düşünüyorum. Ben mesela yapamıyorum artık. O kadar çok dalgasını geçtim ki kendi hayatımda yapamıyorum. Değer üretmeyi para kazanmaya tercih etmedikçe, hayal kurmayı, plan sonuçlandırmaya tercih etmedikçe maalesef bu yorgunluklar devam edecek. Nasıl bağladım ama? O zaman bu bölümün adını şöyle bir şey koyalım. Yorgunlukla yola çıkıp dağları tepeleri aştık, iletişimden, planlamadan, gelecekten, özel günlerden, eğitimden döndük dolaştık. Tekrar yorgunluğumuza vardık. Yorgunluktan yorgunluğa yollar vardır. Oo, güzel oldu. Yine pislik yaptım ben sana söyleyeyim.